Günaydın dostlar. Herkese sanırım burası Beşikara tabi bir kanyon. Kanyonun ismini unuttum ama Beşikara Tabiat Parkı'na yakın sanırım. Dün gece burada kaldık. Size ufaktan göstereyim. Çadırlar burada. Ateş yerimiz hemen buradaydı zaten. Burası kamp kurmak için gerçekten de ideal bir yer. Çünkü hem ağaçlık hem ormanlık ateş yakabileceğiniz yer var. Hem de su kaynağına çok yakın. Ama siz tabii durumunuza göre, yürüyüş rotanıza göre nerede konaklayacağınızı kendiniz daha iyi bilirsiniz. Şimdi size manzarayı da göstereyim. Buradan yine ufak bir dağ manzaramız var. Dün size söylemiştim. Dün gece işte yolda yürürken kestane, ceviz falan topladık diye. Ama kestane zaten çiğ de lezzetli ama pişmiş olarak nasıl yiyeceğimize karar veremedim. Dün gece aklıma geldi. Ben de közün içine gömdüm kestaneyi. Bakayım şimdi şu ceviz. Cevizde bir tane de ceviz gömdüm. Tabii içine atınca pat pat diye sesler geldi. Bakalım şimdi kestane bulamıyoruz. Bir tane buldum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Hatta şurası yanmış galiba, ateşe gelmiş. Köze geldiği için. Aklınızda olsun, böyle değerlendirebilirsiniz. Şu bitki bana çok ilginç geldi. Yaprakları acayip büyük. Barınak yapsaydım bunları kullanırdım herhalde. Neyse. Zaten bir 100-200 metre sonra da Veysel abinin oğlunun yeri var. Şurada. Benim kahvaltımda yine bildiğiniz gibi yulaf var. Şöyle ısıttım biraz. Ama siz böyle üzüm falan da ekleyip lezzetlendirebilirsiniz. Ben de biraz helva almıştım yanına. Helva koyacağım. Buraya kadar gelirseniz közde kahve de içebilirsiniz. Çok şık bir mekan var. İsmi de dediğim gibi Soğukpınar Su Kaynağı. Hemen belediyeye bağlı. Şimdi dostlar çadırları topladık. Etrafı temizledik. Biz öncekiler sağ olsunlar bayağı kirli bırakmışlar. Bir şey kalmadı etrafta. Şöyle. Ateşi de söndürdüm. İyice su falan da döktüm iyicene. Her şeyden emin olduktan sonra şimdi yine yol çıkıyoruz. Sularımızı yine tekrardan ilerideki tesisten doldurup yol devam edeceğiz. Şimdi o bahsettiğim tesisin içine mağara var demiştim. Mağara hemen... Oh, şuna bak. Bayağı büyük yani. Parmağım. Şuradan uzaktan küçük gözüküyor ama bayağı büyük. Şuradan ahşap merdivenler var. Ahşap merdivenlere çıkarsanız mağaraya ulaşabiliyorsunuz. Bakalım ben de daha çıkmadım. Göreceğiz. Veysel Candan mağarası şurada. Hemen girişli. Bakalım ne göreceğiz. Mağarada bir ışıklandırma yok. Gayet doğal bırakmışlar. Biraz ilerleyip bakacağız sadece. Şimdi mağaranın sonuna doğru şöyle bir su akıyor ufaktan. Şuradan aşağıya doğru bir giriş var. Bir de şuradan sol yukarıya doğru bir çıkış var. İp var ama yani bayağı kaygan. Benim de hiçbir emniyetim olmadığı için oraya kadar çıkmayacağım. Bayağı tehlikeli duruyor hani. Zemin kayalar zaten nemli bir ıslak gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle damlalar oluyor. Şurada sarkıtlar oluşmuş. Şöyle. Kaya yapısı değişik bayağı. Yani dışarıdaki kayalara benzemiyor. Şöyle göstereyim yapısını. Değişik bir kaya yapısı var. Yani buradan ileri yani profesyonel değilseniz ileri gitmeniz çok tavsiye etmeyeceğim yani. Şuraya bakarsanız şurada daha çok yapılar oluşmuş. Bunlar kireç taşı falan olabilir büyük ihtimal. Tam bilmiyorum. Bu kısım da bayağı güzelmiş. Böyle güzel bir ışıklanma falan olsa gayet güzel olur yani. Şimdi yol bu tesisin içinden geçiyor. Şöyle bir küçük köprü var. Buradan sanırım bakacağız ne tarafa gidiyor. Hasan abi de bize çok yardımcı oldu sağ olsun. çay falan ikram etti, suyumuz falan, şarjımız her türlü. Yani bayağı bir dinlenme tesisi gibi oldu bizim için. Bayağı yardımcı oldu sağ olsun. Ona da teşekkür ederim. Yani patika köprüden sonra sağa doğruymuş, biz yanlış gitmişiz. Şuradan yol gidiyor. Burayı takip edeceğiz. Tesisten sonra şöyle bir çıkış var. Yani yokuş yukarı çıkıyorsunuz sürekli. O yüzden buradan önce bir dinlenseniz iyi olur. Çünkü 1-2 kilometre falan çıkış var. Şimdi yokuş olan kısmı çıktık. Bir düz yol geldi. Bayağı geniş bir araba yolu gibi genişti yani patika. Şimdi burada bir ayrıma geldik. Sol taraf Aytepe gidiyor. Bıçkıdere Aytepe. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafta Menekşe Yaylası'na giyor. Biz tabi buradan Menekşe Yaylası'na doğru sağa doğru döndük. Ağaçlarda da işaretler var zaten. İşaretlerden de takip edebilirsiniz. Biz Oytun'un Wikilog yolunu takip ediyoruz. Fakat birkaç yerde şaşırmış. Oralara dikkat edin. Siz oralara dolanmayın. Aynı zamanda Deniz Badem'in de rotası var. Oraya takip edebilirsiniz. Orası bayağı yani ilk rotalardan. Oytun'un rotalarında da bayağı her detay var yani. Her manzara, çeşme vesaire. Bayağı detaylı yazmış. Ona teşekkür ederiz buradan. Okey. Şimdi şuradan geldik. Burası papazın şehri. Burası da çok güzel kamp yapmalık yer. Zaten otun bile koymuşlar. Şurada İznik tabelamız var. Sonunda İznik'i gördük. Çok yani aşağıdan suyu alırsanız burada çok güzel kamp yaparsınız, dinlenirsiniz yani. Burada de çeşme var. Yani aşağıdan su taşımanıza gerek yokmuş aslında. Şimdi Menekşe Yalası'nı geçtik. Burada çok güzel bir çiftlik var, size de göstermek istiyorum. Kırıntı'ya da 2 kilometre, İznik'e 30 kilometre diyor ama burası araba yolu sanırım. Şurada çok güzel ahşap evler var. Yani yeri de çok güzel. Abi iyi yer çiftliğini kurmuş yani. Hemen şurada çeşme var zaten. Yolda 2-3 tane daha falan gördük. Bazıları kuyudan, bu akıyor. Şimdi Kırıntı köyüne geldik. Yollar taşla döşeli burada. Küçük bir köy ama güzel yani. Caminin tuvaleti var. Şurası eski cami sanırım. Gördüğünüz gibi yıkılmış. Burası da yeni cami. Burada suyunuz falan alabilirsiniz buradan da. Doğru devam ettiniz mi zaten asfalt yol devam ediyor. Burada da bir küçük kaplumbağa kalmış ama şunu da yoldan alalım, kenara koyalım. Burada bayağı mısır ekmişler. Şurada da gördüğünüz gibi balkon mısır dolu. Şimdi Hacı Osman Mahallesi'nde geçtik. Yollar böyle arada köyler arasında bazen asfalt oluyor, bazen ya orman yollarına giriyoruz. Tabii orman yolları daha zevkli oluyor. Ama bazen de böyle asfalt yollarda yürümek zorunda kalabiliyorsunuz. Yollarda yine işaretler var. Şimdi gördüğünüz gibi günümüze yaklaştık. Yaklaşık 7 kilometre var. Akşama da yaklaşıyoruz 5 saat 5 civarı. Bakalım belki Gürmüzlü'ye yetişiriz, belki Gürmüzlü'den önce bir kamp yeri bulursak, güzel bir çeşme falan bulursak orada kamp yapabiliriz. Burada da efsane bir manzara var. Yani burada durup saatlerce izlenebilir yani. Gördüğünüz gibi bayağı bir aşağı doğru iniş var. İneğin bitmiyor. Ama Allah'tan aşağı doğru iniyor. Daha kolay en azından. Gördüğünüz gibi çam ormanları da arttı. Havası çok güzel. Abi sağım solum muşmulu ağacı. Ama çok sert olduğu için şu an yenilmiyor. Sağ tarafımıza da dere akıyor. Birazdan galiba dere iş yapacağız. Bu arada bu bölgede yaban hayatı da var hala. Hatta iyi bile varmış. O yüzden hani böyle bilindik sağlam yerlerde kamp yapsanız sizin için daha iyi olur. Bu da deremiz. Çok büyük bir şey değil ama tabii bu Eylül ayının sonundayız. O yüzden dere böyle. Başka ayda gelseniz büyük ihtimal daha yoğun bir debisi olur. Şimdi Gürmüzlü'ye kadar gidebildik ama hava karardı. Yani biraz da hafif de yorgunluk çekti. O yüzden çok zorlamak istemedim. Uygun bir yer bulduk. Orada kamp yapalım dedik. Bu gece de böyle bir yerde kalacağız ama tam gözükmüyor tabii ki. Şu an karanlıkta. Manzara gayet güzel. Şöyle. Dağlara karşı. Herkese günaydın. Şimdi biz bugün 6 gibi falan kalktık ki bugün erkenden bitirelim yolu. Hem de bugün yağış da gösteriyor, yağmur gösteriyor. Sabahleyin hafiften çiseldi yağmurlar zaten. Hemen toparladık çadırları. Kalktık. Burası da dün kaldığımız yer. Dün pek karanlıkta belli olmuyordu. Gürmüzlere yakın bir yer çadır kurduk. Sonbaharda yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Yani bir ay daha sonra gelseniz da çok daha güzel manzaralarla karşılaşırsınız. Şuraya kurmuştuk çadırı. Şimdi çadırları topladık. Buradan devam edeceğiz. Sanırım bu sene bayağı elma yiyeceğiz. Elma ağaçları bayağı olmuş yani. Üstünden taşıyacak neredeyse. Kamp yaptığımız yerden Gürmüzlü Mahallesi de bayağı yakınmış aslında. Sonunda. Orası da İznik manzarası sanırım. Hava hafiften kapalı, bakalım nasıl olacak ilerleyen saatlerde. Burada gördük Ömerli'ye 6 kilometre var. Burası da merkez sanırım. Cami falan da var. Şurada oturabilirsiniz de. Yani kahvaltı için falan buraya gelebilirsiniz. Gürmüzlü caminin yanında hemen su içebilirsiniz. Çeşmesi var. Caminin tuvaleti var. Hemen şu ileride solda da, sağda kahve, solda da bakkal var. Yani köyde bütün ihtiyaçlarını gidebilirsiniz. Zaten bundan sonrası kolay. Düz yol. Yani çok rahat buradan bitirirsiniz. Burada ayrılırkenki Gürmüzlü manzarası. Çok güzel toprak evleri var. Ama fazla kalmamış. Şu böğürtlenlere bakın ya. Yoldan gelirken incirdir, işte ne bileyim, böğürtlendir, elmasıdır. Yani kahvaltı yapmasanız ve meyvelerle kahvaltı yaparsınız yani. Burası da çok güzelmiş. Bir tane ay buraya ev yapmış. Yani 10 numara 5 yıldız bir manzarası var. Evde çok güzel maşallah. Yerleşim alanına çok yaklaştık. Şurası Ömerli galiba. Zeytin bahçeleri de bize eşlik ediyor. Bayağı bir var yani burada zeytin bahçeleri. Bu işte tam aradığım köy manzarası. Sanki filmlerdeki gibi. Eski bir traktör falan. Şu köpek de bizi bir türlü bırakmadı. Hep oyun oynamak istiyor. Şimdi bakın çıldırtacağım şimdi onu. Gel. Tabii toprak evlere böyle bakımsız olunca mecburen yıkılmak zorunda kalıyor. Bunları yapacak bir şey yok. Bizimki de yıkılmıştı. Şimdi Ömerli Camisi'ne geldik. Burada çok güzel bir dinlenme alanı var. Oturma yeri var. Yola erken çıktığımız için şimdi bir kahve hak ettik bence. Şimdi şu Kemal'in verdiği Kemal'in kahvesi hala Artvin'den kalma. Çantamda kalmış. Bir de bu filtre kahve var. Filtre kahveyi de ancak böyle yapabiliyoruz. Yani çok ekipman olmadığı için yanımızda. Üstüne ekleyip kaynatıp içiyoruz yani. Başka teknikleri denemek için bayağı malzeme getirmek lazım. Bence en kolayı da bu. Sanırım yeterli. Manzaramız da böyle. Efsane. Ömerli'nin çıkışında şöyle bir yer var. Bayağı büyükmüş. Çınar ağacı da. Burası da güzel bir konaklama yeri yani. Ayrıca su yolu da geçiyormuş. Bisiklet rotası sanırım. Şöyle onda reklamını yapmış oldum. O da gördüğünüz gibi Yalova'dan başlayıp Konya'ya kadar gidiyor. O da bir ayınızı falan alır sanırım. Ama bisikletle giderseniz tabii daha hızlı gidersiniz. Yani bu bölgenin geçim kaynağı genelde tarım. Hayvancılık da var ama az var. Gördüğünüz gibi her yerde zeytindir, domatesdir, üzümdür. Her türlü bitki yetişiyor. Havası güzel. Yani sanırım o yüzden yani toprak da verimli bayağı. Su da olunca daha her şey tamam oluyor. Ama tabii şöyle kimyasallar da kullanmak zorunda koyuyorlar bazen. Hani biz nasıl Nereden geldiğini görmüyoruz belki ama sadece yiyoruz. Aslında düşün, arkasından hani doğal tarım yapsalar keşke, daha güzel olur. Eskiye geldik. Buna dikili taş falan da diyorlarmış burada. Etrafında da gördüğünüz gibi tarlalar var. Yani ben daha önce böyle büyük domates görmemiştim yani. Neredeyse ağaç gibi olmuş. Bayağı verimli yani, güzel. Hangi tür bilmiyorum ama. Kitabesi arka tarafında yazıyor şöyle. Şimdi İzmit'ten başlayan yolculuğumuz İznik'te bitmek üzere. Yaklaşık bildiğiniz gibi Hoşgörü yolu 77 kilometre. Biz şu an 72 kilometresindeyiz. Tarih ismi de Nikomedya'dan Nikea'ya. İsimlerini hep karıştırıyorum. Az bir yolumuz kaldı. Buranın Hoşgörü yolunun denmesinin sebebi de Hoşgörü fermanından geliyor. Romalılar zamanında işte farklı dinlerin bir arada yaşıyormuş fakat kimsenin birbirine saygısı yokmuş. Hani çünkü farklı dinler çatışma içindeymiş. Bu fermanla beraber bütün dinlerin hep beraber ortak bir çatı altında uyumlu içinde yaşayabileceği ilan edilmiş. Buna da Hoşgörü Fermanı denilmiş Romalılar zamanında. Buranın altında da Cassius Filipin mezarı var. Bu Cassius ailesi zamanında bu bölgeye çok yardımlarda bulunmuş ve yapıların inşa edilmesinde yardımcı olmuş. Burada detaylar da yazıyor zaten. Obelisk de böyleydi. Obelisk'ten bir süre yürüdükten sonra merdivenli kayaya geliyorsunuz. Burası doğal mı yoksa oymuşlar mı tam bilmiyorum. Yukarıda da bir şey yok yani. Ama gelirseniz de görün işte böyle. Eğer bilgisi olan varsa yorumları alta yazabilir. Yani şimdi burada Evliya Çelebi yoluyla da kesiştik. Tabelaları var. Burası da yani hal. Bursa'ya bağlıymış sanırım. Burada da anıt çınar ağacı var. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Yolda hem bir tane selvi ağacı var, bir tane daha çınar ağacı var ama bu daha büyük yani. İçinde göstereyim. Şurası yani 10-15 kişisi var için herhalde. Bayağı büyük. Halin içinde esnaf lokantası varmış. Böyle kuru fasulye pilav iyi gidiyor şimdi. Yemekler gayet lezzetliydi. Yolunuz halden geçerse, o kaya merdivenlerden geçerse illaki geçecek zaten. Orada durup bir yemek yiyebilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz. Bayanlar çalışıyor zaten. Bayağı lezzetli yemekler. Şimdi oradan çıktık, devam ediyoruz. Ayrıca şimdi 2 Ekim'de göçebe oyunları varmış. Vaktiniz varsa onları da izleyebilirsiniz. Şimdi yol üzerinde anıt mezar diyor ama çok bir şey yani, üstünü kapatmışlar ve içeri giremiyorsunuz. Size göstereyim. Kapısı kapalı olduğu için fazla bir şey gösteremiyorum. Yani kapının arasında ancak bu kadar gözüküyor. Betonlarla desteklemişler. Yani niye böyle ya kapatmışlar tamamen. Niye böyle yaptıklarını anlamadım ama korumak için sanırım. Burası da kapalı. Bir anıt mezarmış. Üstü tamamen böyle kaplı. Burası da delikli taş. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir kaya. Yani dağ gibi bir şey. Ortası delik ama.